Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Vecizden bu bölüme kadar olan kısımlarında efendim neden bahsedildi? Hükümlerden bahsedildi, ehliyetten bahsedildi. Ondan sonra ruhsattan, azimetten bahsedildi. Ve insanların ehliyetini düşüren sebeplerden bahsedildi. Şimdi edille-i şer'iyye bahsine geçiyoruz. Ancak edille-i şer'iyyeyi görmeden önce delil neye denir? Veya hangi şeyler İslam'ın yasaları için kaynaktır, delildir? Bunları göreceğiz. Onun için buna diyor ki temhidün. Temhid yani bir ön söz, mukaddime. Mukaddime. Yani edille-i şer'iyyeyi öğrenmeden önce bir ön söz var, mukaddime var. Mukaddimede delille ilgili ya da edilleyle ilgili birçok bilgiler var. O bilgileri öğreneceğiz. Sonra edille-i şer'iyye dediğimiz kitap, sünnet, icma, kıyas ve diğerlerini ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Bu çok önemli bu konu. Niye? Yani bir şeyde eğer bu haramdır, bu helaldir, bu caizdir, bu değildir, bu dinde vardır, bu yoktur demek için bunun delillerine bakmak lazım. Eğer makbul olan delillerden ise bunu kabul etmemek mümkün değil. Yani ahkam-ı şer'iyye naslarla, delillerle sabittir. El ahkam-ı şer'iyyetü, şer'i hükümler innema tuğrafı, ancak bilinir bir edilleti delillerle. Bu bilgiler önemli bakın. Ahkam-ı şer'iyye yukarıda okuduk. Farz, vacip ve diğerleri. Bunlar neyle bilinir? Delillerle. Edille delilin cemisi. Elleti öyle deliller ki ekamha şari'u, şari bunları getirdi. Niçin? Litürşidel mükellefine ileyhim. Litürşidel mükellefin, mükellefleri yönlendirmek için. İleyhim, o ahkam-ı şer'iyyeye ya da delillere. Evet. Ve tedüllehüm, onları yönlendirmek için. Aleyha efendim nereye? O ahkam-ı şer'iyyeye ya da delillere. Evet. Ve tüsemmâ hâdihil edilletü, bu delillere ad verilir. Bi usûlil ahkam. Usûl-i ahkam diye ne yapılıyor? Usul-i ahkam diye isim veriliyor. Hükümlerin temelleri, asılları. Daha ne diye isim veriliyor? Evil masadir-i şer'iyyeti lil ahkam. Ya da hükümler için şer'i kaynaklar. Masadır, masların cemisi, kaynaklar. Şer'i hükümlerin kaynakları diye isim veriliyor. Edille-i şer'iyyeye. Ev edilletil ahkami ya da ne diye ad veriliyor? Hükümlerin delilleri. Usulü ahkam desen de aynı. Mesadir-i şer'iyyelil ahkam, yani hükümlerin şer'i kaynakları desen de aynı. Hükümlerin delilleri desen de aynı. Fehiye, bunlar, bu isimler esma-un müteradifetün, eş değerli isimlerdir. Vel mana vahidun, mana neymiş? Aynıdır. Ne dersen de. Ve delilü fil lugati. Şimdi delil, sözlük anlamı nedir delilin? Ve delilü fil lugati. Sözlük de, lugatta delil ne demek? Ma bir şey ki fihi onda var. Delaletün. Delalet var ve irşadün, irşad ila eyyi emrin minel umur. Yani bir şeyi, bir şeye yönlendirmek, bir şeyi göstermek, bir şeye doğru insanları, herhangi bir işe insanları ya da herhangi bir şeyi yönlendirmeye delil deniyor. Mesela yol delili. Sen bilmiyorsun bir yolu, adam senin elinden tutuyor, gideceğin yere götürüyor. Sana yol gösteriyor. Herhangi bir işe yol gösterme. Lugat manası bu. Ama ve fıstılahil usuliyin, usulcuların istilahında, istimalında terim manası nedir? Ma bir şey ki yümkünü mümkün oluyor. Ettevassulü, ulaşmak. Bir sahihin nazarı fihi, efendim onu iyice düşünmekle,
iyice değerlendirmekle, doğru değerlendirmekle ulaşmak mümkün oluyor. Nereye ulaşmak? İle matlubin haberiyin, matlubu haberiye. Yani elde edilmek istenen habere ya da bilgiye ancak iyi, doğru düşünmekle bizi ulaştıran şeye ne deniyormuş? Delil. Vel matlubul haberiyyü, matlubu haberi neymiş? Vel hukmu şer'iyyü. Şer'i hukum. Neymiş? Şer'i hukum. Yani şer'i hukumlara insanları doğru bir nazarla ulaştıran, ulaştırılması mümkün olan şeylere delil deniyormuş. Daha özü nedir? Şer'i hukumlara insanları ulaştıran şeylere delil deniyor. Şer'i hukumlar. Şer'i hukumlar nedir? Farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar neyse. Haramlar, helallar. Şer'i hukumlara matlubu haberi bu demekmiş. Vakadiş tarata bazı usuliyin, bazı usulcüler şart koştular. Fid delil, delilde. En yekûne musulen ulaştırmasını ila hukmin şer'iyyin, şer'i hukme ala sebilil kat'i, kesinlikle, kat'i yollarla, kesinlik ifade eden hukumlere ulaştırılmasıdır. Bazı usulcüler bunu diyorlar. Yani neye delil diyorlarmış? Kat'iyet ifade eden şer'i hukumlere ulaştıranlara delil diyorlar. Delilin delil olması için kat'i hukumlere delalet etmesi lazım. Kat'i kesin. Ama orada söylüyor fe inkân alâ sebîl-i zannî, zan yolu üzerine olursa efendim o deliller fehüve emâratun, bu o hukmun emaresi, nişanesidir. La delilün delil değildir. Bazı usulcülere göre böyle. Ama genel kanaat neyim? Genel kanaat yani doğru düşünmeyle, doğru değerlendirmeyle şer'i hükümlere insanları ulaştıran esaslara delil deniyor. Velakinnel meşhura indel usuliyyin, ancak usulcülerin yanında meşhur olan görüş enne hâdâ leyse bir şartın, bu şart değildir. Hangisi şart değil? Yani kat'i hükümlere götürüyorsa ona delil denir, zanni hükümlere götürüyorsa ona emare, yani o hükmün işareti, emaresi, alameti denilir. Asıl usulculara göre bu şart değildir. Feddelilu indehüm, usulculara göre delil nedir? Ma yüstefâdü minhü, kendisinden elde edilendir. Hukmun şer'iyyün ameliyyün, ameli ve şer'i hükümlerin elde edildiği şeylere delil deniyor. Ala sebilil kat'i, ister kat'iyet ifadesin, hukum kat'i olsun, ev ala sebilil zanni, isterse zanni olsun. Evet. Peki. Burada başka bir madde. Bunların her biri bize ön bilgiler veriyor. Çok da önemli. Vel edilletü şer'iyyetü, şer'i deliller la tünafil ukule, akıllara aykırı değildir, zıt değildir. Şer'i deliller neydi? Kitap, sünnet, icma, kıyas, istihsan, gelecek, örf. Bunlar akla aykırı gelmez. Allah'ın koyduğu delillerin hepsi aklı selim düşündüğü zaman makul görür, mantıklı görür. Lienneha, çünkü bu şer'i deliller mensubetün, konulmuştur fiş şeriatı, şeriattan için لِتُعْرَفَ بِهَا الْاَحْكَامُ, hükümlerin bilinmesi ve تُسْتَنْبَتَ مِنْهَا, o delillerden hükümlerin çıkarılması için konulmuştur. Hükümlerin çıkarılması için, hükümlerin bilinmesi için deliller konulmuş. Anladınız mı? اِفَلَوْ نَافَتْهَا, eğer zıt olsaydı, bu deliller akıllara münafi olsaydı, akıllar delillere aykırı, akıllara uymasaydı, akıllar bunları kabul etmeseydi, lefatel maksudu minha, o delillerden maksut da elden çıkmış olur, yok olmuş olurdu. Delillerden maksat neydi? Hükümleri ortaya çıkarmak. O zaman akla aykırı olursa akıl hüküm koymaya yeterli değildir. O zaman hükümler de olmaz. Kema enden istikra'e, şunun gibi ki istikra efendim araştırıp taraştırma yoluyla bilgilerin elde edilmesi,
delle delalet eder ala cereyanil edilleti, delillerin cereyan etmesi, ala muktedal ukuli, akılların gereğine göre. Delillerin getirilmesi, kullanılması cereyanı neye göredir? Akılların iktizasına göre. Akıllarla çelişmez. Bihaytü tekbelühel ukulü selimetü, bir şekilde ki selim akıllar, arızasız akıllar o delilleri kabul eder ve tenkadü boyun eğer li muktedaha, o delillerin gerektirdiği şeye de teslim olur. Tenkadü teslimü, tahtavu manasına. Onlara boyun eğer. Bu nereden almış? Muvaffakat. Şatıbi'nin bu muvaffakat da çok müthiş bir kitap. İmam Şatıbi'nin 4 cilt. Hatta tercümeleri de çıktı onların. Şatıbi'nin muvaffakat. Bunları mutlaka alın. Şatıbi'nin. Senin Türkçesi var mıydı? Bende yok hocam. Anladım. Evet. Peki. Taksimatül edilletin. Delillerin kısımlara ayrılması. Kısımları. Tuksemül edilletü. Tuksemü, tukassemü. İkisi dokunur mu? İkisi dokunur. Kaseme de taksim etti manası. Kasseme de. Burada tukassemü desek daha güzel olur. Tukassemül edilletü. Deliller taksim edilir. İlâ taksimâtin muhtelifetin. Çeşitli kısımlara ayrılır. Bin nazarı bakmakla, ila itibaratin muhtelifetin, farklı değerlendirmeleri nazarla muhtelif kısımları ayrılır. Ey bin nazarı ile ciheti, şu yöne bakmakla, elleti öyle yön ki yunzaru minha, o yönden bakılıyor ileyha delillere. Yani bakış yönünden, bakış. Yani delillere hangi açıdan bakıyorsam delillere bakma açısından deliller kısımlara ayrılır. Ve nezkürü fîmâ yeli, aşağıda gelen yerlerde zikredeceğiz. Taksimeyni min hâdî taksimat. Bu sınıflandırmalardan, bu kısımlardan 2 kısım zikredeceğiz. Et-taksîmül evvel, birinci taksim, min cihet medel ittifâkî vel ihtilâfî fî hâdîl edilleti. Hangi açıdan bakacağız? Bu delillerde ittifak ve ihtilaf uzantıları açısından. Yani hangi delillerde müştehitler arasında ittifak var? Kabul, delillerin kabul edilmesinde, ya da hangi delillerin kabul edilmemesi, bir kısmına göre delildir, bir kısmına göre delil değildir. Bu açıdan baktığımız zaman kısımları var. Birinci kısım bu. Ve hiye bihâdel itibari, bu itibarla deliller, yani ittifakla kabul edilen ya da delil olup olmamasında ihtilaf edilen açısından bakıldığında, bu itibarla el enva'u taliyetü, işte şu gelecek neviler buna göredir. Evvela bak, birinci iki taksim yaptı. Birinci taksim neye göreydi? Müştehitler arasında ittifak edilen, ihtilaf edilenler açısından şu nevilere ayrılıyor. Bir, ennevul evveli, birinci nevi, yani birinci nevinin kendi arasında şubeleri var. Ha, birinci nevinin kendi arasında şubeleri var. Ve o da nedir? Mahallü ittifakin beyne eymetil müslimin. Müslümanların imamları arasında, yani müştehitler arasında ittifak mahalli olan. Ve yeşmelü hâden nev'a, bu nev'i kapsar. El kitabu kitap, el Kur'an'ı Kur'an ve sünneti sünnet. Demek ki müştehit imamlar arasında delil olarak ittifakla kabul edilen deliller hangisiymiş? Kitap ve sünnet. Bunda ihtilaf yoktur. Ennevru sani, ikinci nevi, ve huve mahallü ittifakı cumhurul müslümin, cumhur-ü müslüminin ittifak ettiği deliller, ve huve icma'u vel kıyas. Bu da icma delili ve kıyas delili. Bunlar tüm Müslümanlar ittifak etmişler. Ama ihtilaf edenler var mı? Gelecek o. Fakat halefe fil icma'i, ancak icma konusunda muhalefet etti. En-nazzam. En-nazzam. Minel mutezileti. Mutezile mezhebinden nazzam. Bu ne?
muhalefet etmiş. İcma kabul edilmez diyor. Bugün icmayı kabul etmeyenler de var. Demek ki mutezililer kabul etmez bunu. Ne sahabenin icmanı kabul ediyor, ne müştehitlerin icmanı. Gelecek icmanın çeşitleri. İcmanın şekli gelecek. Ama icmayı kim kabul etmezmiş? Mutezile'den Nazzam. Peki, ve bazı havarici, bazı hariciler kabul etmezler. Bazı hariciler. Ve halefe fil kıyasi, demek ki icmayı kabul etmeyen mutezileden Nazzam, haricilerden bir kısmı reddeder. İcma diye bir delil olmaz diyorlar. Kıyasta da kim muhalefet etti cumhur-u müslümine? El caferiyyetü ve zahiriyyetü. Caferiler ve zahiriler. Caferiler efendim nereden almış bunu? Usulü'l istinbat lil allameti seyyid Ali Takiyül Hayderi. Ali Taki el Hayderi. Hayderi. Efendim cilt 2 sayfa 258 ve daha sonrası. Demek ki Caferiler bir de Zahiriye mezhebine mensup olanlar. Davud-u Zahiri var. Tamam mı? Bunlar bunlar şeyi kabul etmezler kıyas. Kıyasta Cumhur Müslümanı'na muhalefet ediyorlar. Peki Ennevu Salis 3. Nevi ve huve mahallü ihtilafin beynel ulema. Alimler arasındaki ihtilaf mahalli. İhtilaf edilen bir yer. Hatta beyne cumhurihim. Hatta alimlerin cumhuru arasında ihtilaf edilen bir mahal. Ellezine öyle cumhur ki galu bil kıyası. Kıyasın varlığına hükmeden cumhur arasında da ihtilaf var. Yani kıyası kabul et, cumhur olarak kabul edenler arasında bile ihtilaf edilen hangi konuda ama şimdi aşağıda sayılacak konularda. Yani kıyası ittifakla kabul eden alimler kendi aralarında şu aşağıda zikredileceklerin bir kısmı delil olduğunu kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Ama bu cumhuru ulema dediğimiz, cumhur-u müslümin dediğimiz dört şeyi delil kabul ediyor. Neydi o? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ha. Ama kıyası delil kabul ettikleri halde efendim aşağıdaki zikredilecek maddelerde ihtilaf eden cumhur ulema da var. Ve hâden nev'u, işte bu nevi yeşmelü şamil oluyor ihtilaf edilenler. El urfe urfe. Adet örf, yani şeriata uygun olan, naslara aykırı olmayan örfler delil midir, değil midir? Cumhur ulema arasında ihtilaf edilmiş. Delil kabul edenler var örfü ama şeriata aykırı olmayan örfler. Ha? Bunu baştan bileceksiniz. Şeriata aykırı olursa örf geçerli olmaz. Şimdi biz diyelim ki düğünlerde, derneklerimizde birçok kutlamalarımızda şeriata uygun değil. Ama örf olarak gelmiş bize. O zaman bu doğrudur diyebilir miyiz? Delildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şeriata aykırı olmayacak örf. Vel istishab. İstishab da, istishaba da şamil olur. İstishab ne demek? Daha önceki şeriatlarda meşru olan ve meşruiyetinin de kaldırıldığı belli olmayan konular. Daha önceki şeriatlarda yapılmış, meşru kılınmış ve neshedildiği bilinmeyen, bize kadar ulaşan, bu artık bugün de uygulanır, uygulanmaz diye bir açıklama yapılmayan, daha önceden sabit olan hükümler daha doğrusu, aksine ait bir şey gelmediyse, neymiş? Bunlar da delil midir, değil midir? Ulema arasında ihtilaf edilmiş. Vel istihsan. Bir de istihsan. Bir kıyas var, bir istihsan var. Kıyas, kıyası celi, kıyası hafi var. Şimdi bu istihsan, bazı muameleler var ki, kıyasa göre helal olmadığı halde istihsana göre helaldir. Mesela, sen adama gidiyorsun, bir çift ayakkabı sipariş yapıyorsun. Daha malı almadan parayı da veriyorsun hatta. Bu caiz mi değil mi? Bu caiz. Niye? İhtiyaç var. Bu kıyas önüne caiz değil. Daha ortada olmayan bir şeyi satın alıyorsun sen. Kıyasa göre caiz değil. Ama istihsana göre caiz. İhtiyaç var insanların bu muameleye. İhtiyacı var. Elbise diktirme de öyle. Diyorsun ki bana bir takım elbise. Kaç lira? 500 lira.
Elbise var mı ortada? Yok. Hangi kumaştan? Şu kumaştan. İşte bunlar istihsanın caiz olan şeyler. İstihsan piyasın efendim hafi olanı. Bunlar gelecek. Biz bunları yerinde anlayacağız. Vel mesalihal murselete. Mesalih-i mursele. Mesalih-i mursele şu demek. Genel maslahatlar. Şeriata aykırı olmayan, naslara aykırı olmayan faydalı şeyler. Bunlar ne olabilir? Mesela daruriyat, haciyat, husniyat var. Yani mesela İslam'da beş şey koruma var, maslahat. Malı koruma, canı koruma, nesli koruma, aklı ve dini koruma. İşte bunlar maslahatlar. Peki şeriata uygun olmayan maslahatlar, genel maslahatlarda eğer söyleyin şey olmazsa, şeriata aykırı olmazsa maslahatlar için kanun konulabilir mi? Konulabilir. Mesela bu maslahatlar ne olabilir? İhtiyaçta var. Trafik işaretleri daha önceden var mıydı? Yok. Şeriatta trafik işaretleri konulur, konulmaz diye bir şey var mı? Yok. Yok. İhtiyaç var mı? Var. Niye? Malın korunması, canın korunması için. Öyleyse trafik kurallarının sonradan insan aklıyla konulması masalih-i murseledir işte. Toplumun faydasına olan şeyler. Toplumun faydasına olan şeyler. Öyleyse bu delil midir, değil midir? Bazılarına göre delil değil ama delil olması tarafı daha güçlü. Ve şer'u men kablena. Bir de bizden öncekilerin şeriatı. Bizim için şeriat mıdır, değil midir? Eğer bizden önceki şeriatlardaki geçen hükümler Allah ve Peygamber tarafından bizim şeriatımıza ulaşmışsa, nakledilmişse, aktarılmışsa o da bizim için şeriattır. Mesela evli erkek, evli kadının zina etmeleri ve dört şahit tarafından zinanın ispatı veya kişilerin kendi ikrarlarıyla dört defa ikrarı sabit olduysa bu bizim için de onlar geçmiş şeriatlarda var. Bizim şeriatımızda da var. O zaman bizden önceki şeriatlar bizim için de şeriattır. İza kassallahu ve rasulü gelecek bunlar. Allah ve Resulü onu bize aktardıysa, bizim şeriatımıza geçtiyse, anladınız mı? Kısas, cezalar, kısas geçmiş şeriatlarda da var. İşte zina haddi geçmiş şeriatlarda da var. Aynı hüküm bizim şeriatımıza geçtiyse efendim bizim için de şeriattır. Ve mezhebü sahabiyyi, sahabinin mezhebi, sahabenin görüşü, bu da bizim için delil mi değil mi? Bazılarına göre delil, bazılarına göre değil. Tamam mı? Bunların örnekleri gelecek. Feminel ulemai, müştehitlerden bazıları, alimlerden bazıları men yetebara haden nev'a, bu nev'i geçerli saydılar. Min mesadiri teşri'i, yasak koyma kaynaklarından saydılar. Teşri'i, kanun koyma kaynakları. Hüküm koyma daha doğrusu. İşte ahkam-ı şer'iyeden, edille-i şer'iyeden kabul ettiler. Ve minhum alimlerden bir kısmı da mellem yatebiru. Bunları, yani hangileri onlar? Örf, istisab, istihsan, mesalih-i mursele, şer'u men kablene, bir de sahabenin o konudaki görüşleri, sahabeler de müştehit. Bunları kabul edenler var, etmeyenler var. Bu birinci taksimat. Anladınız mı? Bitti. Et taksimü sani, ikinci taksim. Burayı da bu maddeyle okuyacağız. El edilletü deliller min hayt rucu'uha, o delillerin dönmesi açısından ile nakli, nakle evin ra'yi ra'ye. İkinci taksim de buymuş. Deliller acaba nakli mi, akli mi? Bu açıdan kısımlara ayrılıyor. Dikkat edin. Nakli deliller var. Nakli deliller nedir? Ayetler, hadisler, hatta icma ve kıyas da yine nakli delillerdendir. Çünkü icma ve kıyasın delilleri de kitap ve sünnettedir. İcma ve kıyas, yani insanların aklıyla ortaya çıkardıkları şey değil. Onların delilleri de olabileceğini ifade eden Kur'an'da deliller var, sünnette delilleri var. Temkasim ila kısmeyi. Delillerin akla ve nakle veya nakle dönmeleri açısından, bağlı olmalar açısından iki kısma ayrılır.
nakliye tin ve akliyetin. Ondan bedel nakli ve akli. Bedel yaparsak. Ama birincisine müptüde takdir edersek el-ula nakliyetün ve saniyetün akliyetün diye takdir edersek nakliyetün ve akliyetün. Nakli deliller, akli deliller. Rey dediği akli deliller. Ne'ul-evvelü birinci nevi nakli deliller el-edilletün nakliyetü nakli delillerdir. Vehye o da nedir? El-kitabu ve sünnet. Kitap ve sünnettir. Kur'an ve sünnet. Bunlar nakli deliller. Bunlar vahiye dayalı deliller. Anladınız mı? Burada aklın yeri yoktur. Ha? O kitap ve sünnetin koyduğu hükümleri akıl koyma hakkına sahip değil. Bulamaz da zaten. Anlayamaz da. وَيَلْحَقُوا بِهَذَا النَّوْعِ Bu nakli delillere efendim ilhak edilir, katılır. Ve yulhabu desek daha güzel olur. Bu nevilere katılır el icma ve icma. Ve mezhebü sahabiyyi sahabenin görüşü bunlar da nakli delil. Ve şer'u men gablena bizden öncekilerin şeriatı ala ra'yi men ye'hudu bihazil edilleti. Bu delilleri kabul edenlerin görüşüne göre. Yani icmayı kabul eden sahabenin görüşünü bizden önceki şeriatı kabul edenlerin görüşüne göre bunlar da nakli delillere giriyor. Kitap ve sünnet deliline. Ve ya'tabiruha masadira teşri'i. Yani bu delilleri alanların görüşüne ve bu delilleri hükümlere kaynak olarak değerlendirenlerin görüşüne göre bunlar da nakli delillerdendir. Bu ve ya'tabiruha masadira teşri'i bu şeye atfedilmiş. Ve şer'u men gablena ala ra'yi men ya'huzu. Men ya'huzu ya. Tamam mı? Ve innema kâne hâden nev'u bu nevi ancak oldu minel edilleti nakliyen. Nakli delillerden oldu. Ha bu birinci nevi. Liennehu râci'un çünkü bunlar râci'dir ile taabbüdi taabbüde râci'dir. Taabbüd ne demek? Yani sebeplerini araştırmadan hatta hikmetler üzerinde durmadan Allah böyle emrettiyse, peygamber böyle emrettiyse, icma bunun üzerinde oluştuysa biz hiç daha tereddüt etmeden bu emirlere uyarız düsturu. Bir emrin menkulin aniş şari'i. Şari'den, kanun koyucudan nakledilen bir emirle taabbüde dönmektedir. Taabbüde racidir. Taabbüd ne demekti? Emredildiği için yapmak. Emredildiği için yapmak. Taabbüdün manası bu. Niye akşam namazı 3 rekatta, yatsı namazının farzı 4 rekat? Niye Cuma'nın farzı 2 rekatta, öğlenin farzı 4 rekat? Allah bilir. Yani taabbüd, Şari'den böyle emir gelmiş. Şari'den geldiği emir ölçüsüne göre efendim kulluk yapıldığı için bunlar nakli delillere racidir. La nazara ve la ra'ye li ahadin fihi. Burada işte taabbüdi dediği bu işte kitap ve sünnetin ortaya koyduğu, icmanın ve diğerlerinin ortaya koyduğunda nazar, yani aklımızı düşünsek, yani re'yimizle bunu bulsak, ne nazarın ne re'yin hiçbir kimse için burada yeri yoktur. Li'ahadin fihi. Bu konuda hiçbir kimsenin re'yi de geçerli değil, nazar, aklını kullanması da geçerli değil. Orada direkt teslimiyet. Anladınız mı? Direkt nakli delillere teslimiyet gerekir. Ennev-us-sani, ikinci nevi. İkinci kısım da iki şıkla değerlendiriliyor. İkinci şıkkı neymiş? El-edilletün akliyeti, akli deliller. Şeriat akla önem veriyor. Yani kitabın, sünnetin, icmaın, şer'u men gablena'nın ve bir de sahabe mezhebinin dışında akli deliller. Ey, yani elleti tercihu ile nazarı ve re'ye. Öyle deliller ki re'ye döner. Re'i ile ilgili. Nazar, aklı kullanmayla ilgili deliller. Ve hâden nev'u, işte bu nevi huvel kıyasu, kıyastır. Ama bunların yine temelde kıyasın da Kur'an'da delili var. Ondan çıkarmış. Sünnette delili var. Evet. Çünkü zaten gelecek ileride kıyas müsbit değil muzhırdır diyor. Ne demek müsbit değil? Müstakil hüküm koymaz. Var olan hükmün üzerindeki perdeleri kaldırarak
illeti aynı olan meseleler birbirine benzeterek ortaya çıkarır. Yoksa tebelden bir hüküm ispat etmek değil. Evet. Fekullu nev'in nereye geldik? La ve yulhagu bihi. Bu akli delillere ilhak edilir. El istihsan. İstihsan delili. İnsanlara ihtiyacı olduğu için. Vel mesalihul mursaletü. Demin dedik ya genele ait faydalı şeyleri yapmak. Şeriata aykırı olmayan. Vel istishab. Geçmişte var olan ve kaldırıldığı da belli olmayan konular geçmiş ümmetlerde. Ve innemâ kâne hâden nev'u. İşte bu nev'iler oldu. Akliyen akli. Niye? Liyenne maraddehu. Çünkü bunların döndüğü nokta ile nazarı ve ra'yi. Düşünmeye, re'ye döner konular. La ila emrin menkulin anis şari'i. Şari'den nakledilen bir işe değil. Şari'den nakledildiği zaman zaten kitap ve sünnetle sabit oluyor. İcma ile sabit oluyor. Ama yine bunların temelinde dedim ya bu istihsanın, mesali mursalenin hepsinin temelinde yine Kur'ani deliller, sünnet delilleri var yine. Ve hazihi kısmetu işte bu taksim elleti zekernaha anlattığımız, zikrettiğimiz bu taksim innemâ hiye bin nisbeti ila usulül edilleti. Delillerin asıllarına nispetledir. Delillerin asıl delillere nispetledir. Emma bin nisbeti ile istidlali biha ama bu delillerle delil getirmeye nispetle alel hukmü şer'iyyi şer'i hükümler üzerine delil getirmeye nispetle düşünürsek fekullu nev'in minen nev'ayni yukarıdaki her iki nevi'den her nevi müftabirun ilel ahari diğerine muhtaçtır. Niye? Mesela liyennel istidlâne bilmengûli anis şâri'i. Peki yani bu şer'i hükümler ve delilleri anlama noktasında yine aklını mı kullanacaksın? Bak birbirine ihtiyacı var. Re'yini kullanacaksın. Re'yin olursa o şer'i delillerin, şer'i hükümlere delil olduğunu anlayabilirsin. O zaman birbirine muhtaç. Akıl nakli delilleri anlamaya vasıtadır. Akli deliller aklın re'yi, aklın nazarı, dikkati şer'i delilleri anlamaya vasıtadır. Birbirine muhtaç. Aklı olmayan o delili bilmez ki. Anlamayan. Anlamayan. Bak. لِأَنَّ الْاِسْتِدْلَالَ بِالْمَنْقُولِ اَنِ الشَّارِعِ Şari'den, şari Allah ve peygamberden nakledilen ile delil getirme konusunda labüdde gereklidir fi o konuda minen nazarı efendim inne boyuna düşünmek ve istimalin akli aklı kullanmak ellezi yul akil ki huve edatul fehmi anlama vasıtasıdır. Anlama edatı. Anlama vasıtası olan aklı kullanmak elbette şari'den nakledileni delil getirmede gereklidir. Kema enner ra'ye şunun gibi ki rey görüş la yekunu sahihan muteberen geçerli olmaz, kabul edilmez, doğru olmaz illa izestenede ile nakli. O rey de delile dayandığı zaman, nakle dayandığı zaman geçerli olur. Öyleyse istishabın geçerliliği şeriata aykırı olmayacak. Örfün geçerliliği aykırı olmayacak. Masal-ı Mursale'nin ki aykırı olmayacak. İstihsanın ki aykırı olmayacak. Lennen aklar mücerrede çünkü yalın akıl la dahle yani nakilsiz sade akıl la dahle lehu onun bir yetkisi yoktur fi teşri'il ahkami hükümleri yasalaştırmada hükümler koymada aklın dahli yoktur. Ama bugün efendim şeriata göre mi yani akıl şer'i delilleri anlayarak mı hükümler konulmuş? Şöyle nakli delillere ne kadar müracaat ediliyor? Bak nakli deliller ortadan kaldırılmış bugünkü dünya idarelerinde. Nakli deliller kaldırılmış. Sadece ibadet konularında işte ferdi ibadetlerden nakli delillere uyuluyor. Ama muamelatta, hadlerde, cezalarda, bilmem ticarette, ziraatta, garayiz taksiminde, miras taksiminde hiçbirinde şer'i delillere başvurulmuyor. Şer'i deliller aklın anlayacağı delillerdir. Öyleyse
hüküm koymada aklın hiçbir dahli yok. Yani yetkisi, etkisi yoktur. İşte bugünkü sıkıntıların ana kaynağı da aklı şeriatın yerine koymaktır. Halbuki akıl bilgi edinme vasıtalarındandır. Akıl ancak şer'i delilleri anlamanın vesilesidir. Şer'i hükümleri koymaya yeterli değildir. Bir dersimiz daha var bu konuyla ilgili. Onu da inşallah yarınki dersimizde okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.